Yiğit Bulut, lider neden hedef? Amerika'nın keşfiyle ilgili söylediği bir cümle bile içerden dışarıdan bir lidere bu kadar saldırılmasına yol açıyorsa, ben bu soruyu bir kez daha sorarım. Sorgulamaya bile izin olmayan bir dünyamız mı var? Sevgili dostlar, her anlamda yolumuzu açan lider olan Erdoğan'ın hayatının her döneminde ve özellikle son yıllarda neden hedef olduğu çok açık değil mi? 300 yıl sonra parçalar ana gövdeyle kavuşuyor ve bunu sağlayan lider de hedef tahtasına konuyor. Sevgili dostlar, bugün neyin neden olduğunu soranlar acaba geçmişimizi ve detayları iyi bilip analiz edebiliyorlar mı? bilmiyorlarsa ciddi bir çıkarım elde etmek mümkün değil. Unutmayalım, geçmişin süzgeci geleceğin tanelerini verir. Bu bağlamda özellikle geçmişi detaylandırarak geleceğe birlikte bakmayı deneyelim. 1850'lerden itibaren Ruslarla savaş hazırlıklarına başlayan, daha doğrusu başlatılan Osmanlı, Orta Doğu Afrika coğrafyasında zorlanmaya başlıyor. Bu zorlanma, tarihsel doğal etkilerle değil, o bölgeleri yeniden şekillendirmek isteyen güçlerin ilk adımlarıyla ortaya çıkıyor. 1854-1876 arasında o güçlerden borçlandırılan Osmanlı, 1876 sonrası merkezi o dönemin imefesine kaptırırken, 1876-1915 arasında bugünün İsrail Devleti'nin yerleştiği yer dahil planlanan bütün topraklarını kaybediyor. Hatta ele geçirme o kadar ileri gidiyor ki 1915 sonrasında işgal bugün yaşadığımız topraklara kadar uzanıyor. Sevgili dostlar Türkiye'nin kurtuluş kuruluş detaylarını arındırır ve o bölgelere tarihsel olarak bakarak bugünü anlamlandırmaya çalışırsak bir detayı çok net görüyoruz. 1900'lerden itibaren Osmanlı'dan ele geçirilerek zorlamayla kurulan İngiliz Fransız İtalyan imzasını taşıyan her yer çöküyor çıkarım bir. Osmanlı devlet yapısının ruhunun, varlığının zorla el çektirilerek üzerinde zorlama devletlerin kurulduğu her bölgede sorun var. Konuya sadece İsrail ve çevresi, Mısır, Libya, Irak, Suriye ve diğerleri olarak bakmayın ve son 10 yılı düşünerek Balkanları da unutmayın. Son halka Yunanistan. Osmanlı'nın 500 sene baktığı doğal olarak yalnız bir ekonomi olması mümkün olmayan Yunanistan ekonomik anlamda ilk çöken yer. Yugoslavya ve Yunanistan'ın Orta Doğu Afrika çizgisinden farklı algılanmasının tek bir sebebi var, bulunduğu coğrafya. Sevgili dostlar, periferik uzantı analizimize ara verip, merkez yapıya dair bir tespit yapalım. Merkez dediğimiz yani ruhun bakiyesinin kaldığı ve üzerine genç bir devlet kurulan Türkiye, 1938-2003 arası yıllarca dalgalandı. Kendini bulamadı. Osmanlı'yı yıkanların oyunları altında darbeler, devalüasyonlar arasında geldi gitti. Bütünün beyniydi, ruhuydu ama parçalara sahip çıkmaması için 1850'lerde başlatılan manipülasyon 150 seneden fazla devam etti. Çıkarım 2 bir bütün parçalara ayrılır belli bir dönem bu parçalar değişim geçirerek yoluna devam edebilir ana soru parçalar tek tek yeniden dağıldığında ilk halin ilk bütünün yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağı veya daha net ifadesiyle zorla parça haline getirilen yapıların zorlamanın etkisi kalkınca bütüne dönüp dönmeyecekleridir peki bundan sonra neler olabilir Türkiye'nin merkez olma haline gelmesiyle ne değişebilir farklı bakarak yeniden maddeler halinde sorgulayalım. 1. Bugünkü Türkiye'nin merkez olduğu bütün 1854-1900 23 arasında parçalandı. 1915-1923 merkez savaşıydı, kurtarıldı. Fiziki olarak ele geçmedi ama 1938 hatta 1933 sonrası yeni kurulan devlet manipüle edildi. 2. 1923 sonrası hareket daha da hızlandı. Amaç ana parça yani Ankara'nın başkent İstanbul'un merkez olduğu ideolojik yapıyla bütün bağları kesmek ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile diğerlerinin ilişkisini yok noktası çekmekti. Finansal, ekonomik, sosyal krizler ve askeri darbeler eşliğinde baskı altına alınan merkez, ayrılan parçalara müdahale edemeyecek, ideoloji üretemeyecek hale getirildi. 3. 2001 Eylül saldırısı, temeli 1854 sonrasında atılan ve 1945 sonrasında tam olarak kurulan dünya düzenini yıkarken bütün parçalarını da yerinden oynattı. 4. 2003-2008 arasında sistemde bozulma bütünün tamamında taşlar yerinden oynadı. 5. Ana parça Süleymaniye ve İMF çuvallarını yırttı ve diğerlerini keşfetti. Diğer parçalarda da durum farklı değil. Halklar uyandı, diktatörler sallandı ve parçalarda derin bir deprem dalgası yayıldı. Aynı parçalanma yıllar önce Balkanlarda çok kanlı şekilde olurken kan bu sefer Afrika ve Orta Doğu'ya farklı şekilde sıçradı. Yunanistan'da diğerlerinden kültürel etnik dini ayrışma olduğu için orada deprem ekonomik oldu ama detay aynıydı. Bütünden koptu ve ayakta kalamadı. Sonuç Bütüne dair parçaların özgür kaldığı, merkezin değiştiği, birbirlerine akıl, mantık, duygu, kültür, etnisite ve din dinamikleriyle buldukları bu devinim nasıl devam edecek? Nasıl bir yapı ortaya çıkacak? Ana parça yani merkez Türkiye bütünlüğü sağlayacak bir tez üretebilecek mi yoksa bu bütünleşme yarım mı kalacak? Önümüzdeki süreç çok önemli. Sorgulamaya devam edeceğiz. Son söz bu bütünleşmeyi sağlayan lider ve ekibine yönelik yerel küresel koalisyon sal bu bilgiler ışığında sorgulanırsa daha iyi anlaşılabilir. Devam edeceğiz. Yiğit Bulut, Star.